Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Arkadaşlar enerjimi görüyorsunuz. Neden? Çünkü size bir müjdem var. Artık eski Oğuz Erdoğan, eski OGX'e geri dönüyor. Neden? Çünkü biz eskiden sürekli coin kasma taktikleri paylaşırdık. Geçen sene ben genelde böyle Facebook grubundan falan paylaşıyordum. Çünkü YouTube'daki toksik kitlenin böyle salak salak yorumlar yazmasını açıkçası hazmedemiyordum arkadaşlar. Bundan dolayı genelde Facebook'tan ya da Instagram'dan ya da Twitch yayınlarından falan paylaşıyordum. Artık YouTube kanalında herhangi bir trade videosu bulur bulmaz paylaşamam. Ne kadar izlenip izlenmeyeceği umurumda değil. Şu anda zaten YouTube'da bir bildirim gitme problemi var arkadaşlar. Bunun hakkında YouTube'a da mail attım. Maksimum bir ay içerisinde zaten bu sorun da çözülecektir. Şimdi arkadaşlar trade yöntemimiz gerçekten çok basit. Yani başlıkta okuduğunuz tamamen gerçek. Ben FIFA 16'dan beri bu platformdayım ve verdiğim her taktiğinde arkasındayım. Bir sürü taktik vermişimdir. Sadece 1-2 tanesi falan patlamıştır. Maksimum 3 tanesi patlamıştır. Diğer hepsi tutmuştur arkadaşlar. Bunu hani özellikle Zlatan İbrahimovic SBC'si. Bir gece önce 400'den aldığımız adamı bir gece sonra 6000'e sattığımız günleri herkes iyi hatırlasın ve lütfen yorumunu ona göre yapsın. Şimdi arkadaşlar trade yöntemimiz gerçekten de çok basit. Biliyorsunuz ki bu her sene EA Sports, It Is In The Bash, Last FIFA 17'den sonra SBC çıktığından beri Cadılar Bayramı SBC'si getiriyor. Yani Ultimate Scream kartları Cadılar Bayramı kartlarını getiriyor. Geçen sene hatırlayacaksınız aralarda ratingleri falan da artıyordu. Bu sene onun hakkında bir trade videosu da ne zaman artıp azalacaklarını da sizlere zaten söyleyeceğim. Bunun hakkında da trade yapacağız. Şimdi normalde geçen sene ayın 31'indeydi arkadaşlar ve EA Sports bunu 27'sine getirdi. Yani adamlar her halükarda bu SBC'yi Ekim ayında getiriyorlar. Ki bu sene de zaten hani büyük bir şans adamların Cadılar Bayramı ayın 19'una denk geliyor arkadaşlar. 19'da zaten bu cumaya direktman denk geliyor. Yani bu cuma %100 ihtimalle arkadaşlar bu SBC çıkacak ve bu SBC sayesinde insanlar arkadaşlar hem SBC hem promo event tabi oluyor. Yeni paketler çıkıyor. İnsanlar paket açıyor işte Cadılar Bayramı'nın kartlarını alması için. Geçen sene çok fazla iyi kartlar çıkmamasına rağmen markette inanılmaz bir etki yaratmıştı Ultimate Scream SBC'si. Ama ve lakin dün çıkan çocukları Prime Icon SBC'si bir vaka yaratmadı. O benim bayağı ilgincime geldi. Çünkü ikonların kötü olmasından dolayı sadece stoper kardeşimiz bir işe yarıyordu, Hero. Onun dışındakiler dediğim gibi çöp olduğu için belki de market canlanmadı ama bu cuma günü marketin ben canlanacağını düşünüyorum. Şimdi neler yapmamız gerektiğini, buna nasıl hazırlanmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Bu SBC'de arkadaşlar birkaç tane SBC çıkıyor ama bizim işimize yarayacak olan tabii ki Ultimate Scream garantili SBC arkadaşlar ve Ultimate Scream garantili SBC'nin FIFA 17, FIFA 18'de neler istediğine baktım. İkisinde arkadaşlar 83 rating kadro, 90 takım kimyası ve aynı ligden oyuncu sayısı maksimum 4 diyor. Şimdi dolayısıyla 90 kimyası dediği için ve aynı ligden oyuncu sayısı maksimum 4 dediği için ya burada İspanyollardan gidebilirsiniz veya ülkesi iyi olan futbolculardan gidebilirsiniz. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi Kagawa da 83 rating ama Kagawa'nın ülkesi Japonya abi. Şimdi bu adamı nasıl bağlayacaksın? 90 kimya istiyor. Dolayısıyla yatırımınızı mantıklı 83 üzerine yapmanız sizin için mantıklı en doğru seçim olacaktır. Şimdi ben yatırımı ne üzerine yaptım ve neden yaptım? Sizlerin hangi oyunculara ve ne zaman yatırım yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Öncelikle 83 rating SBC arkadaşlar ya 10 tane 83 vererek yapabiliyorsunuz ya işte 3 tane 84, 6 tane 83 vererek böyle değişik varyasyonları var. Ben YouTube'da baktım genelde çözümlerin hepsi 84-83 karışık ama kar oranlarına baktım mesela. En yüksek kar oranı arkadaşlar 82 ve 83'te olmuş geçen sene. Hepsinin fiyatları artmış ama en fazla karı 82 ve 83 rating oyuncularda insanlar yakalamışlar. Şimdi ben de yatırım buna göre yaptım. Mandanda üzerine yaptım. Şu anda markette en uza giden arkadaşlar 83 rating kart Mandanda. 1100 ve 1200 coin arasında ben Mandanda'yı satın aldım. Ki zaten hani 1100-1200 adamı QXL'ine kadar baba. QXL'ini zaten görüyorsunuz ki en ölü topçu zaten 800'e gidiyor. Bu karttan zaten zarar etme gibi bir şansınız yok. Ben Mandanda'yı aldım. Şimdi Asenio da aldım birkaç tane ama hani bu sadece laf olsun, torba da olsun diye aldım. Yoksa herhangi bir şey değil. Asıl yatırımım arkadaşlar Mandanda üzerine. Totalde 150 tane Mandanda'yı çekeceğiz. Zaten şu anda bayağı var. Yaklaşık 90-100 tane falan var. Bakın burada da hatta Mandandaları aldım görmüş olduğunuz gibi. Şu anda mesela 1200'den çekmişim hepsini. Şu anda bile satsam zaten kârdayım arkadaşlar. Hepsi 1400'e falan filan rahat bir şekilde gidiyor. Şimdi sizlerin hangi oyuncular üzerine yatırım yapmanız gerektiğini ben sizlere anlatacağım. Öncelikle hatta şöyle direkt Footbin'den bakarak sizlere birkaç tane değer vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi 90 kimya istediği için seçeceğiniz oyuncunun ligi ve ülkesi gerçekten çok önemli. Genelde bu tür SBC'ler İspanyol futbolcularla yapılıyor. Mesela şu anda en ucuz arkadaşlar 83 rating oyuncular Viviano, Timo Horn,
Mandanda var, Pickford var, Rui Patricio var falan, öyle adanmadan falan diye gidiyor. Mesela şimdi buradan alabileceğiniz katlarda Rui Patricio'nun ben kesinlikle, evet hepsi artacak tabii ki ama hani ben her zaman arkadaşlar kendimi koruma altına almak zorundayım. Her zaman yatırımı en doğru şekilde yapmak zorundayım. Mesela şu anda Adan arkadaşlar 1400'e giriyor görmüş olduğunuz gibi. Mesela Bitle kaça alabiliyorsunuz Mandanda'yı, şeyi, Adan'ı. Hani büyük ihtimalle arkadaşlar zorla şuna 1200 verebiliyor muyuz? 1200, evet. Bunu da 1200-1300 coin civarından şu anda alabiliyorsunuz. Ve bu kartların dün gittiği fiyat 1000 coins. Hatta 950-1000 coins arasında bu kartları alabiliyordunuz. Bir günde kendi üzerine zaten Binance olarak 300 coin koydu. Şimdi sizin bu kartları ne zaman almanız daha mantıklı olacaktır? Bu birazcık bir şeye dönüyor, paradoksa dönüyor. Neden? Çünkü oyunu oynayan kitle çok enteresan bir kitle. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir kitle. Dolayısıyla bu kartları ne zaman alabilirsiniz? Ben size bunu söyleyeyim. Şu anda ben akşam alıyorum. Ama ve lakin almak için en mantıklı saat her zaman söylüyorum. Sabah erken saatler veya gecenin körü abi. Hani bu saatlerde çok ucuz oluyor market. Perşembe günü sabah Foot Rivals ödülleri geliyor. Perşembe günü sabah. En mantıklı seçim aslında o ödüller gelir gelmez tabii insanlar paket açıp satmaya çalışacak ya. En mantıklısı aslında o zaman çekmek. Ama orada da şöyle bir paradoks oluyor. Acaba yarın herhangi bir YouTuber ya da Twitter'da bir audience'e sahip olan bir insan bunun hakkında bir şey paylaşacak mı? Şimdi mesela adını da alamadık zaten. Mesela birisi onun hakkında bir şey paylaşsa bu kartların değeri de artabilir. Yani aslında ne zaman alacağınız konusunda tavsiyem sizlere her zaman diyorum. Ya bu videoyu izledikten sonra 1100'e, 1200'e, 1300'e falan bulabiliyorsanız hani alın. Ama ve lakin bulamıyorsunuz hani fazla arttıysa bir sonraki gün Foot Rivals, Division Rivals ödüllerinin açıldığı zamanı bekleyin. Ve 83 rating oyuncuları gömülün abi. Geçen sene baktım Quaresma mesela 1300'den 2400'e çıkmış. Kagawa 1400'den 2200'e falan çıkmış. Yaklaşık böyle kart başı 1000 coin, 1100 coinlik bir artış olmuş. Ve doğru kartlara daha büyük artışlar olmuş. Şimdi 82 ve 83 demiştim. 82'de kimin üzerine yatırım yapabilirsiniz? Hemen şimdi sizlere onlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar Oscar falan filan var ama Oscar'ı falan almayacaksınız siz burada. Alacağınız en mantıklı futbolcu şu anda da en uzun olan arkadaşlar Luis Alberto. Şu anda gittiği fiyata şöyle bir bakalım sizlerle birlikte. Şu anda 800 coin'e Binance var arkadaşlar. Şimdi hemen ne demeye çalıştığımı size göstereceğim. 82'ler çıktığında tabii 82'lerin fiyatı da artacaktır. Hani herkesin gücü neye yatıyorsa arkadaşlar onu yapsın. Hatta direkt şöyle hiç uğraşmadan size göstereyim. Bunu almıştır büyük ihtimalle. Aynen almış. Şimdi ne anlatmaya çalıştığımı sizlere göstereceğim. Bakın zaten bu oyuncu şu anda 700'e 750'ye siz bunu rahat bitle alırsınız. Bakın bu oyuncunun arkadaşlar QXL'i ne kadar? Şöyle göstereyim size. Bu oyuncunun zaten QXL'i 650 koyayım ve siz bu adamı 700-750'den alabileceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra. Tabi hepiniz aynı adamı almayın. Şeye bakın abi işte bakın. Oynadığı lige, ülkesini. Ben burada isim kimi söylesem o alacak biliyorum. Şimdi Mandanda bu da artacak ama bu oyunu her zaman diyorum kafasını kullanan kazanır abi. Ülkesi iyi olan, ligi bağlanmaya kolay olan. Mesela liginde fazla 83 olan Portekiz ligi alırsın mesela. Portekiz liginde kaç tane 83-84 var? Tıkanırsın bir yerde. O yüzden Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A. Mesela La Liga'da İspanyol bir sürü adam var. Bu adam da İspanyol mesela. Bu şekilde bir link yapılabilir. Ki hani link olayını geçtim. Bu adamdan zarar etme şansın yok abi. Bu adamdan zaten 750 alıyorsun. En ölü lanet gitsin lan dersin. Zaten maksimum 150 tane bir kulübe alabiliyorsun. Lanet gitsin lan dersin. QXL edersin hepsini. 15K zarar edersin. Hani bu bir zarar değil. Ama bu kart seviyede çıktığı zaman 1400'e 1500'e gittiği zaman sen coin'i 2'ye katlamış olursun. 82 ve 83 oyuncuları almanızı tavsiye ederim. Tabi 84 de alabilirsiniz. Hepsi artacak ama en büyük kar artışı, en büyük kar oranını bu kartlar yakalamış geçen sene. Çünkü bunda 750'ye aldığın kartı 1500'e satarken %100 kar edebiliyorsun ama 3.5K'ya aldığın bir 84'ü 7K'ya satamazsın. Çünkü Ultimate Scream o kadar da aman aman denilecek kadar abartılacak bir Squad Building Challenge, yani kadro kurma görevi değil. Bu şekilde arkadaşlar cuma akşamı büyük ihtimal %99 çıkacak. %1'lik bir ihtimalle haftaya çıkması. Hani her zaman EA şirketinin adı EA olunca insanın %1 bırakası geliyor açık konuşmak gerekirse. Bu şekilde yatırımlarınızı yaparak coinslerinizi katlayabilirsiniz. Bundan sonra bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar çok ciddi söylüyorum abi artık beğeni sayısına göre yapacağım bu işi. YouTube algoritması öne çıkmamız için gereken tek şey beğeni ve yorum abi. Yani bu platformda da bir adaletsizlik var. Hani video atıyorsun bildirim gitmiyor. Adam bildirimini açıyor bildirim gitmiyor. Tekrardan o algoritma girebilmemiz için beğeni ve yorum sayıları çok. Abi yoruma yazın abi. Fuck you yazın ya. Bak yoruma fuck you yaz ya. Fuck you fitim abi. Hadi bir saniye beğenme ya. Bir saniye beğeniye bas abi. Kaç senedir burada taktik veriyoruz. Yani hiç mi hatırımız yok. Sizlerden ricam budur. Çok güzel günler geri geliyor. Artık coin kasma ticareti üzerine çok fazla video yapacağım. Bu sene şu anda toplam kasım coins 13.7 milyon coins arkadaşlar. Kendi hesabımda 4 milyon var. 7-8 milyon coin sattım bu sene.
Yani bu iş üzerine ben zaten yoğunlaşıyorum. Dediğim gibi işimi de gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. Zaten 4 senedir burada yaptığım işler ortada. Takip etmeyi, beğenmeyi, yenisiniz abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Bildirimleri açın ve çok önemli Twitch adresimi takip edin. twitch.tv/ogxz. Aşağıda linkleri de olacak. Oradan arkadaşlar canım sıkıldıkça fut yayını açacağım işten gelince. Sırf coin kasma üzerine olacak ve sohbet üzerine olacak. Bilginize olsun, orayı da takip etmeyi unutmayın. Bol katlamalar zaten cuma akşam ben yayın açarım ya Twitch'ten ya buradan. Yarın akşam da paket açılımı canlı yayını olacak. Böyle böyle artık başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.